Merhabalar, hoş geldiniz. Hikayeni paylaş etkinliğimize. Bugünkü konuğumuz Melisa Figenli. Kendisi McMaster Üniversitesi'nde ilk senesini tamamladı. Ve şimdi bize kendi deneyimlerinden ve Kanada'da birazcık yaşam nasıl oluyor ondan bahsediyor olacak. Şimdi kendisini bekliyoruz. Gelince bağlayacağım. Merhaba Melisa, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ne haber? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. O zaman öncelikle bir seni tanımakla başlayalım. Biraz kendinden bahset, hayatından bahset bize. Tabii, ben Melisa Figenli, 19 yaşındayım. Anaokul, ilkokul, ortaokul Küçük Prens'te bitirdim. Daha sonra Küçük Prens'in lisesi Sacer Lisesi'ne geçtim. Yurt dışında okuma kararını aldıktan sonra birkaç ülkeye başvurdum ama tercihimi Kanada'dan yaptım. Daha sonra şu anda Kanada'da okuyorum biliyorsun. Okul dışında da 10 yıldır profesyonel olarak hokey oynuyorum. Peki öncelikle bir başvuru sürecinden bahset istersen. Yani hangi üniversiteleri düşündün? Sonra neden McMaster'a karar verdin? Neden Kanada'da karar kıldın gibi? Şimdi ben aslında en başta yurt dışında okumaya hiç ya pek pozitif bakmıyordum açıkçası. Fakat yurt dışında kesin olarak okumaya karar verdikten sonra, yani bunu aileme söyledikten sonra annemle babam profesyonel olarak bir danışmanla çalışmam gerektiğini söylediler. Daha sonra aslında bu süreç böyle başladı. Yani danışmanın bana sorduğu sorularla başladı diyebilirim. Ya mesela nerede okumak istiyorsun, hangi ülkelerde yaşamak istersin ya da yani hangi alanlara karşı ilgin var ya da hangilerine yok. Onun dışında dediğim gibi hani spor olarak da sonuçta hokey benim için hani çok büyük bir etken yaşamak istediğim ülkede. Dolayısıyla Kanada'da karar kıldık aslında. Aynı zamanda ben Fransa'ya da başvurdum, Hollanda'ya da başvurdum. Ama Kanada'da karar kıldık diyebilirim. Bu başvuru süreci de yani danışmanın bana sorduğu sorulardan sonra belli bir karar aldıktan sonra doğal olarak hani üniversitelere başvurmaya başlıyorsun. Sen üniversitelere başvurmaya başladıktan sonra da üniversiteler yani onların kriterleri oluyor senin için. Senden istekleri oluyor. Yani ben kendim için söylemem gerekirse mesela İngilizce yeterlilik sınavı IELTS biliyorsunuz zaten. Öyle bir kriterleri oldu. Ona girmem gerekti. Daha sonrasında şimdi ben Life Sciences'dan atıyorum McMaster'a başvuru yaptım. Bana dediler ki Melisa sen Life Sciences yani fen alanında başvuru yapıyorsun. O zaman senin Türkiye'de okuduğun lisede bir kere fen ve matematik ortalamanın çok yüksek olması lazım dediler. Dolayısıyla o not ortalamalarımı çok yükseltmek durumunda kaldım ve bu şekilde McMaster'da karar kıldım. Yani aslında McMaster'ı seçmemin bir sebebi de diğer üniversitelerden aldığım cevaplar, düşünmem. İşte mesela Toronto Üniversitesi'ne Engineering'den başvuru yapmıştım vesaire vesaire. Sonuç olarak McMaster çıktı. Peki, teşekkür ederiz. Bunun yanında IB diploma programını aldın mı? Yoksa zaten sporcu olduğun için o avantajdan mı yararlandın? Yani aslında üniversiteye ya ben işte 10 yıldır hokey oynuyorum ya da milli takımdayım, üniversite bana burs verdi gibi öyle bir şey yok. Hani ben sadece her üniversiteye başvurularımı yaparken hani hokey yine çok büyük bir etken oldu. Sen de biliyorsun aslında benim IB'de ya yani IB ile alakalı pek bir fikrim yok. IB'de okumadım ama en azından şunu söyleyebilirim. Kanada'daki üniversitelere başvurmak için ya da en azından McMaster'a başvurmak için IB okumana gerek yok. Tabii ki okuyabilirsin ama okumadan da kabul alabilirsin. Peki, daha önceden gelen sorularla devam edelim istersen. Tamam. Öncelikle Kanada'daki üniversiteler sporcu kimliğine önem veriyor mu diye bir soru gelmiş. Evet, şöyle anlatabilirim. Şimdi aslında bu essay sorusuna da güzel bir cevap olabilir diye düşünüyorum. Şimdi beni seçen insanlar yani üniversitedeki insanlar CV'yi okurken ya da işte motivasyon mektubunu değerlendirirken ya Melisa Figen'le 10 yıldır busokeyi oynuyor tamam hani biz Kanada busokeyi Melisa'yı alabiliriz diye bakmıyorlar aslında yani en azından benim düşüncem böyle. Ya sonuçta şimdi busokeyi demek yani araştırınca aslında busokeyinin çok hızlı geçen bir spor olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda takım ruhuna çok elverişli olduğunu biliyoruz. Yani aslında benim busokeyi oynamam benim karakterimi de oluşturuyor diyebiliriz. Yani benim
tercihlerim vesaire beni oluşturan şeyler, benim kişilik özelliklerimi oluşturuyor. Dolayısıyla üniversiteye girdiğin zaman da insanlar buna bakıyorlar. Yani bölümle aslında geçmişte yaptığın işte yaptığın aktiviteler, bu aktiviteler sana ne kattı, sen ne öğrendin, neyi tecrübe ettin. Sen bu tecrübelerini gelecekteki o bölümünle ya da iş artık hani ne yapacaksan onlarla nasıl bağdaştırıyorsun? Aslında bunlara bakıyorlar. Ben bunu düşündüm. Hatta eseyinde de motivasyon mektubunda da bana bunu sormuşlardı. Onu da buradan cevaplayayım. Yani sen okey life science okumak istiyorsun. Ama bu bölümle ya da bundan sonra üniversiteden sonra yapacağın işle senin geçmişte yaptığın işler arasında ne yani nasıl bir bağlantı kuruyorsun sen? Hızlı karar verme yeteneği olsun örnek veriyorum. Hani hızlı düşünme, problemlere çözüm önerisi bulabilme, refleksler ya da takım çalışması yani bunun gibi şeyler çok yararlı olduğu için ben aslında ikisini bağdaştırdım. Dolayısıyla da sporla yani üniversitenin çok paralel gittiğini söyleyebilirim. Bu arada şey diye bir soru geldi az önce aşağıdan. Buz hokeyi zor değil mi? Hani nasıl bu zorluklarla başa çıkıyorsun diye. Yani buz hokeyi zor, tabii ki zor ama yani bütün ekstrem sporlar aslında çok zor. Ama belli bir süre yani oynadıktan sonra alışıyorsun. Tabii öğreneceğin şeyler asla bitmiyor. Her gün yeni bir şey öğreniyorsun. Biz de yani her ne kadar milli takımda olsam da ya da Kanada'da oynuyor olsam da aslında ben de kendimi hala geliştirmeye çalışıyorum. Ama güzel spor yani herkese tavsiye ediyorum. Ya bakalım gerçekten hayırlısı yani böyle sporculara yani böyle ciddi saygıyla bakıyorum ben de bireysel olarak. Teşekkür ederiz. Bakalım hayırlısı diyelim. Gerçekten çok zor iş yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Bunun dışında sporla üniversiteye devam edecek misin diyor. Zaten bunu cevapladın. Devam ediyorsun. Aynen Peki Kanada'daki üniversitelerde bu sporcu kimliğin okula kabulündeki senin için önemi neydi yani? Sporcu kimliğin çok büyük etkisi olduğunu düşünüyor musun? Yani böyle Amerika'da olur ya offer alırsın falan gibi. Yok öyle mi ilerledi yoksa daha çok interview falan gibi mi ilerledi? yani o sporcu kimliği ve üniversite arasındaki bağı zaten az önce cevaplamaya çalıştım. Yani aslında yaptığın spor, yaptığın tercihler hani tekrar söylüyorum ya da geçmişte yaptığın herhangi bir aktivite bu illa spor olmak zorunda değil. Yani herhangi bir enstrüman çalmak olsun, başka bir aktivite mesela ben yaz kamplarına gittim vesaire. Ya bunlar zaten ya olay senin burada aslında yaz kampına gitmen değil. Yani herkes zaten hani yaz kampına gidebilir. Herkes bir spor yapabilir. Ama mesela şimdi benim 10 yıldır bu buz hokeyini yapmam ne demek? Melisa istikrarlı, Melisa azimli. Ya çünkü hani sadece milli takımda oynamak değil. Ben 43-0 yenildiğim maçları da hatırlıyorum. Hani milli takım aday listesine çağrılmadığım zamanları da hatırlıyorum. Hani ama asla pes etmedim. Hani hep devam ettim. Hep işte bir adım attım vesaire. Hani aslında bence en azından benim fikrim hani Melisa Figenli bu hokeyi oynuyor. Bunun arkasında yatan şey hani benim azimli olmam, benim kararlı olmam, istekli olmam ve bunları aslında benim seçeceğim bölümde de ya da ileriki zamanlarda işimde de yapabilecek olmam. Yani umarım anlatabilmişimdir. Yani çok ikisinin çok paralel olduğunu düşünüyorum. Ya birbirlerine çok yardımcı olacak benim geçmişim ve geleceğim. Anlatabildim mi? Çok çok güzel anlattın gerçekten. Teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki üniversitelerle ilgili bir soru gelmiş. Türkiye'de bir üniversiteyi kazanıp kaydettirdin mi kendine yoksa direkt Kanada hani Kanada'dan mı yürüyeyim dedin yani. O birazcık hani sağlamcılık şeyini yaşadın mı kendine? Garanti. Evet. Şey benim ya ben şöyle söyleyeyim hiçbir zaman ya da en azından ya ben artık hani kesinlikle yurt dışına gideceğim dedikten sonra ben Türkiye'deki sınav için ya da Türkiye'de bir üniversite kazanmak için çalışmadım. Ben Kanada'da bir üniversite kazanmak için çok çalıştım. Dolayısıyla evet Türkiye'de üniversite kazandım fakat kaydımı yaptırmadım. Ama şunu söylemem gerekiyor. Şimdi bu gerçi üniversiteden üniversiteye göre değişiyor ama mesela kimi üniversite diyor ki mesela benim üniversitem Melisa sen McMaster'da Life Sciences programı okumak istiyorsun. O zaman senin ortalamaların çok yüksek olması lazım. Ya da sen Türkiye'den bir üniversite kazanmak durumundasın diyorlar. Ya da mesela kimi üniversite diyor ki ya tamam sen tıp okumak istiyorsun yurt dışında. Okey sen o zaman Türkiye'de bir tıp tutturmak zorundasın diyorlar. Yani bu aslında bence hani ülkeden ülkeye göre değişir, üniversiteden üniversiteye göre değişir. Ama ben hani kendim evet tutturdum yani ama kaydımı yaptırmadım. Çünkü dönme gibi bir planım olmadığı için. Okay. Teşekkür ederiz bunu da cevapladığın için. Üniversiteye kabulde mektup yazdın mı? Konusunu biraz daha detaylı olarak açabilir misin? Yani o motivation içinde ne vardı? Genelde life sciences ve
Okey'den mi bahsettin yoksa çok apayrı bir şeyden mi bahsettin kendini yansıtan? Aslında şöyle, evet, hokey, ya şimdi eğitim dışında zaten benim hayatımın neredeyse tamamını hokey kapladığı için evet, hokeyden bahsettim ama az önce de söyledim. Bana mektupta şöyle bir şey söylenilmişti. Bu bölümü yani seçmek istiyorsun ve bu bölüm ve gelecekte işinde hani yapmak istediğin şeylerle senin geçmişte yaptığın şeyler arasındaki bağ nedir? Yani benden bunları birleştirmemi istediler. Ya işte hani ben bu sokeyi oynuyorum ve bu sokeyi bana şunları şunları kattı. Okey, ben bunları o zaman life science'de yapabilirim ya da ben bunları gelecekte yapabilirim. Hani iş olarak da yani ben böyle bir mektup yazdım ama hani bunu aslında söylemiştim daha önce de. Ya bu motivasyon mektubu, essay, ya bence çok kişisel bir durum. Yani çok özel. Ya benim verebileceğim en genel tavsiye, bence zaten üniversiteler sizin başvuru sürecinize size söyleyecek. Okey, ben bu mektupta senden şunu istiyorum. Hani sana bunu yazacaklar zaten. Şimdi sen de o essay'i yazarken o soruya göre yazacaksın. Fakat hani bence herkesin yapması gereken şey gerçekten kendi ağzınızdan ve hani İçten hani ne düşünüyorsanız ya da ne istiyorsanız, gerçekten ne planlıyorsanız onu yazdınız. Çünkü o kadar kişisel ve özel bir mektup ki, hani ya ben şunu yaptım, okey ben Beckmesser'a girdim, bence sen de bunu yap hani diyemiyorum. Çünkü çok farklı hissetimiz. Herkes yani o biz üniversite seçen insanlar hani bizden hepimizden bir şey alıp devam ediyorlar yani, öyle düşünüyorum. Aynen öyle vallahi çok haklısın. Peki kabul sürecinde online görüşme, interview gibi bir şansın oldu mu? Olduysa neler sordular? Yani daha çok hokeyden gittiklerini ben tahmin ediyorum ama hani life science'da da gittiklerini düşünüyorum biraz. Ya hokey konusu, aslında hokeye girmediler. Şöyle oldu. Ya onu ben yine bağdaştırdım ama şimdi ben McMaster'la herhangi bir online görüşme yapmadım. Yani bir hocayla vesaire. Ama Toronto Üniversitesi ile yapmıştım. Online değil fakat robota karşı. Ya bilgisayardan otomatik bir şekilde görüşme yaptım. Görüşmenin formatı da şu şekildeydi. Önce bir writing kısmı vardı. Orada sana minik bir soru soruyorlar. Mesela bana şey çıkmıştı. Neden hani bu okulda okumak istiyorsun ya da neden bu bölümü istiyorsun gibi. Ve hani belli bir dakika, ya mesela 2 dakika diye hatırlıyorum ben, 2 ya da 3 bir küçük bir paragraf yazman gerekiyor. Ama tabii önceden bunları çalışıyorsun. Yani internete bile yazdığımızda aslında bu işte Toronto Üniversitesi, McMaster, bu tarz üniversitelerin mülakatta neler sorduklarını öğrenebiliyoruz. Çok aynısını bulamasak da. Öyle bir yazı yazma kısmı vardı. Onu yazdıktan sonra bana şey çıkmıştı. Böyle sorular oluyor tekrar herkese sorulan. Daha çok böyle problem çözmeye dayalı sorular. Mesela atıyorum şöyle bir şey oldu, sen ne yaparsın? Mesela söylememe gerek var mı çok spesifik olarak, bilemedim ama. Yani istersen söyleyebilirsin. Mesela bana şey çıkmıştı, bir tane ev var, bu evi 12 saatte boyaman gerekiyor ve işçiler çalıştırıyorsun. 12 saatte boyaman gerekiyor, 8 tane işçiye ihtiyacın var ama senin 4 tane var, ne yapabilirsin? Mesela bu tarz sorular soruyorlardı. Böyle problem çözmeye dayalı hızlı düşünme. Çünkü yine dakik olman gerekiyor. 2 dakika gibi sürem vardı benim. Böyle sorular soruyorlar yani. Vallahi çok karışık sorular soruyorlarmış. Bayağı o ara heyecan yaptığımı hayal edebiliyorum yani. Tabii canım. Sen de yaparsın. Ben de yapacağım büyük ihtimalle, evet. Ben sporcu değilim ama McMaster Üniversitesi'ne girmek istiyorum. Sence nasıl bir yol izlemeliyim, neler yapmalıyım kabul almak için? Yani şimdi kabul almak, ya yani ben kimseye hani kabul almanın garantisini veremem. Fakat başvurmak için neler yapabilir? Ya tabii ki sporcu olmanız, ya kimsenin sporcu olmasına gerek yok. Hani herkes hayatını bu şekilde seçmiyor ama ben eminim hani herkesin mutlaka mutlaka tutkuyla yaptığı bir şey vardır. Hani sen de mesela spor yapmıyorsun profesyonel olarak bildiğim kadarıyla ama en azından hani bilime ya da yapay zekaya çok düşkünsün. Bu girişimcilik programı da aynı şekilde. Hani herkesin kendini bir şekilde aslında gösterebileceği küçük de olsa bir yer olduğunu düşünüyorum. Yani bir enstrüman çalıyor olabilirsin. Dediğim gibi tekrar spor, yani resim çiziyor olabilirsin vesaire vesaire. Bunun dışında Ivy ile başvuru yapıldığını söylediniz. Onun hakkında çok bir bilgim yok. Ama mesela ya direkt aslında Kanada'da okumak için zaten ortalamanın iyi olması lazım seçtiğin bölüme göre. Yani başvurunda buna dikkat edebilirsin. Daha sonra zaten CV'nin hani ya ortalamalar ve spor dışında yaptığın herhangi bir aktivitenin açıkçası başvurmak için yeterli olacağını düşünüyorum. Ama kabul konusunu bilemeyeceğim yani. Ya da yaz kampları olabilir bu arada. Onlar da çok önemli mutlaka. Özellikle yurt dışına gidilen yaz kampları.
Peki mesela şey, hani Kanada'da okumak isteyen biri Toronto'nun yaz kampına mı gitmeli? McMaster'ın. Hani onlar etkili oluyor mu gerçekten başvuruda? Ona bir bilgin var mı? Yani şöyle, mesela ben hem Koç Üniversitesi'nin yaz kampına gittim hem de Toronto Üniversitesi'nin yaz kampına gittim. Hemen 2 yıl oldu hatta Toronto için. Ya bence şimdi tabii ki atıyorum şimdi sen karşındaki insanı seçeceksin ve CV'sini okuyorsun. Şimdi bakıyorsun Koç Üniversitesi tamam çok güzel ama Toronto Üniversitesi'ne bakıyorsun bir de ve bu çocuk Kanada'da okumak istiyor. Ya şimdi Toronto Üniversitesi'nin çok daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Hem yani Toronto Üniversitesi rankingi çok yüksek hem de yaz kampı gerçekten çok güzeldi. Ya ben her zaman şu düşüncedeyim. Yurt dışında okumak istiyorsan bence mutlaka yurt dışına çıkman gerek. En azından ya bir hafta olsun, 2 hafta olsun ya da bir ay mutlaka görmen gerek diye düşünüyorum. Kanada'yı da mesela ben Kanada'da okumak istiyordum. Hiç gitmemiştim. Annem beni gönderdi mesela Toronto'ya. Çok da zorla gitmiştim ama sonra çok memnun kaldım. Çünkü sonuçta ortamı görüyorsun. Hani en azından tecrübeler ediniyorsun. Yani evet yani yurt dışı ya mesela Kanada'da okumak istiyorsan Kanada'da bir yere gitmeni her zaman tavsiye ederim sonuçta. Çok yararlı olacağını düşünüyorum. Hem eğitim açısından hem de ülkeyi görme açısından. Aynen haklısın. Oranın bir havası, bir şeyi farklı oluyor. Benim de aklıma şey geldi. Kanada'da yaşamak nasıl? Kanada'da eğitim görmek nasıl? Yani nasıl hissediyorsun? Nasıl bir farklılık hissediyorsun yani? Ben mesela bireysel olarak bunu çok merak ettim hep. Ben yaşamış Yani bir olarak senden ya senin ya mesela senin çok fazla düşündüğün bir şey var mı? Yani ne bileyim soğuk, işte yemekler ya da ne bileyim. olarak o ortamda yaşamak. Çünkü Kanada'ya giden birçok kişi de böyle şey oluyor. Hani Kanada'ya gidip dönmek istemeyen birçok kişi oluyor. Ya da Kanada'ya gidenler böyle hep şey diyor. Kanada'ya gelin, Kanada'ya gelin. Hani bir Kanada algısı var. Hani hem Amerika'da da oluşmuş bir algı Kanada insanları ile ilgili. Oradaki yaşam tarzı mı, insanlar mı hani bilmiyorum onu. Ama bir Kanada o algısı yaratılmış bizde yani. Nasıl bir şey ya? Senden bir de dinleyelim. Nasıl Kanada'da yaşamak, okumak falan yani bu tür şeyler. Yani Kanada'da yaşamak ya tek kelimeyle güzel. Gerçekten çok güzel. Bir kere aslında senin ne beklediğin çok önemli. Ya mesela ben Kanada'da yaşamaya ya ben okey Kanada'da yaşamak istiyorum diye hani oraya gitmemiştim. Hani bunun iklimini düşünmen lazım. İşte eğitim olarak hani kampüs o bu ne bileyim bir kere çok çeşitlilik var. Yani her kültürden insan var. Bu bence çok önemli. Yani Kanada Amerika'da bu kadar çok olduğunu düşünmüyorum mesela. Karşılaştırınca. Hani Kanada'ya bir gidiyorsun gerçekten her kültürden, her ülkeden çok farklı insan var. Yani bu anlamda bence çok güzel ve insana çok fazla şey katıyor. Yani benim birçok konuya çok fazla önyargım vardı ama gittikten sonra bakıyorum şimdi her şey çok yerinde. Yani herkes mesela çok soğuk olduğunu söylüyor. Gerçekten öyle ama bana da soğuğa pek denk gelmediğimi söylüyorlar. Yani bilemiyorum ama ya ben değer olduğunu düşünüyorum. Yani yemekleri çok güzel, havası çok güzel. Benim için zaten hani hokey oynayan birisi için hani yani her sokakta yani her caddede buz pisti var gerçekten. Yani çok güzel bence. En azından herkesin gitmesi bir görmesi ya tatil olarak bile hani görmek amaçlı olarak bile herkesin gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Güzel yani eğitim olarak ya zaten bunları biliyorsun hani okul sırasında okurken bile okuldan mezun olduktan sonra üniversitenin iş imkanı sağlaması. Yani bunlar çok önemli. Hepsini Kanada sağlıyor. İşte vatandaşlık imkanı. Yani dolayısıyla güzel olduğunu düşünüyorum. Öğrenci ülkesi gibi bence. En azından yani benim gittiğim yerler. Peki, şey diye soru gelmiş. Hazırlık okuyacak mısın? Ben hazırlık okudum. Aslında MELD programı oydu. O da soru olarak vardı galiba. Şimdi soru olarak gelmiş. Mert programı ne diye? Onu da Evet, o da şey açılımı McMaster English Language Development diye açılımı. Direkt aslında hazırlık programı. Ben bu son 2 sömestr aslında MELT programındaydım. Fakat işte koronadan dolayı erken dönmem gerekti. Yani hazırlık okudum. Fakat ben neden okudum aslında? Life Sciences için İngilizce yeterlik sonucum yetmedi birinci yıldan başlamaya. Dolayısıyla hazırlık okumam gerektiğini söylediler ama ben inanılmaz memnun kaldım. Ya çünkü biraz şey kafasındaydım. Hani ya ben gideyim hani göreyim. Hani kampüste yaşamak, yurtta yaşamak nasıl? Ya çünkü mesela ilk yıl için kendimi düşünüyorum. Gerçekten çok yorucu olurdu en azından benim için. Çünkü bir yandan hokey orada oynamak istiyordum. Her şeyi yoluna koymak hani hedeflerimdi derken hazırlık bunun için çok iyi oldu.
Yani hazırlıkta da ben mesela gitmeden önce şey düşünüyordum, hani Türkiye ile aynıdır. Yani böyle hani klasik böyle dersler çok rahat geçer diye düşünüyordum. Ama bir gittim, gerçekten çok zordu. Yani inanılmaz zordu. Essay yazmalar, ben çünkü sana da söylemiştim. Çünkü hani Frankofon okulundaydım biliyorsun. Ve hani okulda hiçbir zaman açıkçası özel hayatımda da İngilizce essay yazmadım ve bilmiyordum yani. Hani ilk defa Kanada'ya gittikten sonra gerçekten profesyonel olarak hani böyle çalışarak çalışarak essay ve çeşitlerini yazmayı öğrendim. Dolayısıyla çok çok iyi oldu benim için. Şimdi birinci sınıfa başlayacağım, hani her şey çok daha kolay olacak. O yüzden hani insanların şey düşünmesini istemem. Hani tabii ki hazırlığı atlayıp direkt birinci sınıfa başlayanlar için hani okey, ama hani eğer hazırlık okuması gereken insanlar varsa bence asla üzülmesinler. Çünkü bilmiyorum, çok hoşuma gitti benim ya. Özellikle alışmak için inanılmaz güzel bir yoldu. Bence okuyacak olan varsa mutlaka okusun yani, hiç üzülmeyin. Zaman hazırlığı öneriyorsun. Kesinlikle öneriyorum. Yani diğer okullarda nasıl, üniversitede nasıl bilmiyorum. Ama McMaster'da gerçekten çok güzeldi. Başka üniversitelerden kabullerin geldi mi diye sorular olmuş birkaç tane. Ben ya açıkçası McMaster'dan aldıktan sonra çok fazla o taraf ya ilgilenmedim diyebiliriz. Ya çünkü birazcık istediğim oydu. Bölüm olarak da mesela ben Toronto Üniversitesi'ne Engineering'den gitmeye çalışıyordum. Ama daha sonra onun hani olmayacağını görünce, bir de İngilizce yeterlik sınavım da skorum da yetmiyordu. Daha sonra dedim ki tamam, hani McMaster benim için en iyisi ve direkt oradan gittim. Diğerleriyle de pek ilgilenmedim. Sadece Fransa ve Hollanda'dan kabullerim vardı benim. O şekilde. Okey, tamamdır. Onları paylaşmak istersen onları da paylaşabilirsin. Hangi üniversiteler, hangi şey falan diye. Tamamdır. Vatandaşlık kaç yılda alınabiliyor? Oturma izni gibi. Ben en son arkadaşımla konuştuğum zaman bana 4 yıl demişlerdi ama sürekli değişiyor. Ya yani bir arkadaşım bana 5 yıl dedi, biri 4 yıl dedi. Ama yani şuna kesinlikle eminim ki yani üniversiteyi bitirdikten sonra direkt olarak vatandaşlık için başvuru yapabiliyoruz. Üniversitede 4 yıl, hadi mesela hazırlık okuyan için 5 yıl olduğunu varsayarsak, hani kesinlikle 4 yılın sonunda alınabileceğini düşünüyorum. En azından başvuru yapılabileceğine eminim yani. Oturma izni de mi öyle peki? Yani açıkçası öyle düşünüyorum yani, çok emin değilim, hani yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama galiba evet. Okey, tamamdır. Kaç tanesi kabul verdi işte? Kaç tanesine başvurdun, kaç tanesine kabul geldi diye bir şey var. Bu sene gidecek misin yoksa online eğitim mi diye bir soru var bir de. Şimdi benim ocağa kadar online oldu fall term tamamen. Winter term için de undecided diyorlar, yani karar henüz verememişler. Bilmiyorum. Yani şu an buradayım ocağa kadar ama ikinci sömestr için bekliyoruz. Henüz emin değilim. Hayırlısı diyelim. Aynen öyle. Bir de şey sormuşlar. Ülkemizde buz hokeyinin yeteri kadar gelişecek bir alana sahip olduğunu düşünüyor musun? Çünkü çok aykırı bir alan gibi. Yani böyle çok duyulan bir şey değil buz hokeyi ya bizim ülkemizde. Doğru söylüyorsun. Amillideyim diyorsun. İşte uluslararası yarışmalarda temsil ettim diyorsun. Birazcık düşün. Yani şey, acaba ülkemizde o kadar gelişmiş mi? Uygun alanlar var mı? İlgilenmek isteyenler nereye başvurabilir gibi. Hani kısa bir. Şöyle, şimdi o galiba hani zemin oluşturabiliyor muyuz sorusuydu diye hatırlıyorum. Şimdi şöyle, ya Türkiye'de şimdi biliyorsun eğitim gerçekten çok çok sıkı, çok zor, çok ağır. Yani gerçekten iyi bir, ya Türkiye'de buz hokeyinin gelişmesi için bir kere oyuncuların da gerçekten çok iyi olması gerekiyor. Yani Kanada'ya bakıyoruz ya da diğer ülkelere bakıyoruz. Hani ülke gerçekten çok iyi. Neden? Çünkü oyuncular çok iyi. Hani hem federasyon oyunculara çeşitli imkanlar sağlayabiliyor, hem oyuncular her gün kendilerini geliştirebiliyorlar. Fakat Türkiye'de böyle bir imkanımız yok. Yani eğitim o kadar ağır ilerliyor ki bizde, hani biz çok hani çalışmak isteyen spora vakit ayıramıyor. Spora bütün vaktini harcamak isteyen eğitimde başarısız oluyor. Hani ancak böyle benim gibi ikisini böyle paralel böyle götürmeye çalışanlar var. Yani ben kesinlikle mesela buz hokeyinin Türkiye'de gelişeceğini düşünüyorum ama bunun böyle çok uzun vadede, böyle çok uzun bir süreçte olacağını düşünüyorum. Hani federasyon da elinden gelenin en iyisini yapıyor bence. Ama dediğim gibi bu yani sonuçta futbol kadar, basketbol kadar Türkiye'de desteklenmeyen ya da o kadar hani hevesle izlenmeyen bir spor ne kadar kısa sürede gelişebilir? Bence çok uzun vadede. Ya bizim birazcık daha zamanımız var gibi hissediyorum. Yani ulaşmak isteyenler de mesela İstanbul için ya çeşitli şehirlerimizde buz pistleri var, olimpik buz pistimiz. Ama
İstanbul için konuşmam gerekirse Zeytinburnu'nda Olimpik buz pistimiz var. Herkes oraya gidiyor yani İstanbul'da antrenman yapmak isteyen herkes orada. Eğer gerçekten biri buz hokeyine başlamak isterse bana ya da hani bana ulaşabilir. Onu o şekilde anlatayım. Ama gelişme konusunda da böyle cevap verebilirim. Okey, tamamdır. Bu arada sorulara bakıyorum. Çok fazla soru gelmiş bu arada. Fazla soru gelmiş. Vallahi hani çok çok güzel. Yani hem Kanada oluşu, hem sporcu oluşum falan, hem çok iyi bir üniversite oluşu gerçekten bence rağbeti arttıran bir şey. Teşekkür ederim. Şimdi bakıyorum. Bir tane soru var. Çok uzun onu okumaya çalışıyorum. Yok, sordum sorulardan biriymiş sanırım. Şu anda soru gözükmüyor. Yani var gibi gözüküyor ama okuyamıyorum. Yani bulamadım soruyu. O Boş yüzden ver, sorun değil. bakmasınlar. Bir daha yazabilirler isterlerse. Ben çok çok teşekkür ederim. Katıldığın için, bilgilerini paylaştığın için ve hani bize vakit ayırdığın için öncelikle. Ben teşekkür ederim. Seninle bir sporcu olarak da, bir arkadaş olarak da yayın yapmak gerçekten çok çok keyifliydi. Umarım hayallerindeki o bölümü, o kariyeri sağlayabilirsin Kanada'da. Ve umarım daha detaylı bir şekilde bizimle paylaşırsın. Çünkü böyle birkaç tane yorum okudum işte, bir sene daha bitir, bir daha bizimle konuş falan diye yorumlar okuyorum orada. Çok Teşekkür ederim. Umarım sen nasıl istediğin yere gelebilirsin. Yani bunu da söylemeden geçemeyeceğim bu arada. Yaptığınız şey gerçekten çok güzel. Yani bu girişimcilik işi o kadar iyi bir şey yapıyorsunuz ki şu anda yani kaç tane insana çok yardımcı oluyorsunuz. Ben de çok mutlu oldum böyle bir şeyin içinde olduğum için. Umarım tekrar görüşürüz yani. Sen de umarım istediğin yerleri kazanabilirsin. Biliyorum zaten istediğin yerlere. Bakacağız artık hayırlısı olsun yani. hayırlısı bakalım ya. Ay, çok teşekkür ederim tekrardan. Rica ederim. Yayınımıza hem girişimimize böyle bir katkıda bulunduğun için. O zaman tekrardan bir minik soruları kontrol edeyim. Eğer Tamam. kızıldıysa onları da sorarım. Tamam. Yoksa sana teşekkür ederim. Ha, şey gelmiş. Türkiye'de bu kadar az imkan varken senin de belirttiğin gibi buz hokeyi alanında neden buz hokeyi? Yani nasıl karar kıldın buz hokeyinde diye bir soru gelmiş. Bu hokeyinde şöyle karar kıldım. Ben yaklaşık 9 yaşındaydım. Zaten hani bunu bütün buz hokeyi oynayanlar şimdi eğer izliyorlarsa gülümseyeceklerine eminim. Alışveriş merkezinde annemle dolaşırken hatta Optimum'da buz pisti vardı, var hala. Ya orada ben ilk gördüğümde gerçekten hani çok merak etmiştim, çok da aşık olmuştum. Sonuçta 9 yaşındaydım. Böyle kaymayı öğrenmeye başladıktan sonra bana hani sordular. Önce mesela hani artistik paten mi yapmak istersin yoksa buz hokeyi mi? Ben de şey demiştim, artistik paten hani kız sporu tamamdır, hani hokey olmaz o erkek sporu diye hokeyi seçmemiştim. Fakat benim ikizim de buz hokeyi oynuyor. O da yani ondan görüp açıkçası özendim. Sonra hokeye başladım. Şimdi de yaklaşık 10 yıl oldu yani. Böyle gidiyor. Ya aslında küçüklüğümden beri yaptığım için bir nevi alışkanlık da diyebiliriz buna. Şey diyelim, life sciences olayını birazcık açsana. Hani life sciences dedin ama çok genel bir konu. Ama mesela hangi bölüm, daha çok nereye yönelmek istiyorsun? Birazcık onları atlamış olabiliriz yani soru gelmeyince orada. Okey, tamam. Şöyle söyleyeyim. Şimdi ben danışmanımla konuşurken hiçbir zaman mesela tamam ben şunu okuyacağım ya da ben şu olacağım diyemiyordum. Hani ben çok kararsızdım bölüm seçmek konusunda. Çünkü hani o kadar farklı şeylere ya farklı değil ama ya mesela ya biyoloji çok seviyorum, kimya çok seviyorum, bir yandan psikoloji seviyorum. Türkiye'de bakınca hani psikoloji TM, biyoloji kimya FM hani çok kafam karışıktı. Ve yurt dışında aslında her şeyin çok daha kolay ve hani ulaşılabilir olduğunu bilmiyordum. Ya daha sonra life sciences aslında birazcık şey mesela. Şimdi kimya genel olarak fen diyebiliriz. Şimdi mesela kimya, biyoloji, fizik, matematik alıyorsun. Bunun yanında ekstra seçmeli dersler alarak başlıyorsun ilk yıl. Mesela ben psikolojiyi seçtim çok sevdiğim için. Şimdi ilk yıl bu fen derslerini aldıktan sonra artık ikinci ve üçüncü yıl onu specialize yapmaya başlıyorsun. Yani küçültüyorsun onu Özellikle. böyle ve özelleştiriyorsun o derslerini. Mesela ben neuroscience ile, nörobilimle özelleştirmek istiyorum. Yani nörobilim, parapsikoloji, psikoloji ya bunlarla açıkçası işte human behavior bunlarla ilerlemek istiyorum. Ya o konuda da ben sana söylemiştim biraz garanticiyim. Hani böyle gidip
Hani görüp mesela şimdi gideceğim Ocak'ta ve hani göreceğim işte mesela psikoloji dersi, hani tamam oluyor mu olmuyor mu, neleri yapabiliyorum, nelere yatkınım, gerçekten beklediğim gibi mi? Hani daha sonrasında ikinci yıl için planladığım gibi olursa neuroscience'a yönelmeyi düşünüyorum. Ama bu life science birazcık aslında Sabancı Üniversitesi'nde var diye biliyorum. Mühendislik için geçerli. Yani genel mühendislik alıp daha sonra ikinci ve üçüncü yıllarda bunu tekrar özelleştirebiliyorsun diye biliyorum. Bu da o şekilde. Yani genelden özele, değil mi? Var. Genelden özele götürüyorsun derslerini ve daha sonra hani bölümün çıkmış oluyor gibi bir şey. Yani güzel ya. Yani böyle çok hani hayatı boyunca net olmayan ya da böyle ya ben şunu okumak istiyorum diyemeyen insanlar için bence birazcık daha güzel gibi geliyor bana. Daha çok olanak var bu arada. Ben hani sadece kendi istediğim şeyi söyledim ama mesela McMaster'ın şu an hani Life Science kısmını, hani o Gateway kısmı var. Courses hani sayfası. Oraya girdiğin zaman Life Sciences'da ne oluyor, olanaklar nasıl diye gelmiş de tam soruyu okumuş gibi cevapladın. İşte Life Science'da şöyle o kadar fazla ders, yani dal seçeneği var ki yani ben bile hepsini bilmiyorum. Hani ben sadece kendim ilgilendiğim kısımları seçtim ama hani health science, hani insan davranışları, hayvanlarla alakalı, yani hayvan insan anatomileri, yani ne ararsanız onu hani bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü ben de hepsini bilmiyorum ama hani eminim hani benim gibi eğer plan yapıyorsanız, hani ne bileyim ben de hani dediğim gibi hani genel fen dersleri almak istiyorum. Hani daha sonra neuroscience, okey, life sciences'ın içinde ve ben o şekilde ilerlemek istiyorum. Böyle genelden özel yapabileceğiniz McMaster'da bu vardı. Eminim başka üniversitelerde de vardır diye düşünüyorum bu. Bu şekilde yani umarım bunu açıklayabilmişimdir. Olmuştur diye düşünüyorum. Ya ben açıkçası çok bu cevapta hani şey oldum. Hani McMaster'da Life Sciences okunur diye güzel bir şey yakaladığımı düşünüyorum. Vay. Buz okeyinde kariyer yapmışsın diye birisi sormuş. Neden Kanada dedi? Hani neden Kanada, İsveç, Norveç değil? Onlar Avrupa, ülkemize daha yakın gibi bir soru gelmiş sanırım. Bu soke ile alakası değil mi soruyorsun? Evet. Yani Şöyle, diyor. şimdi tamam bu sokeyi oynuyorum ama evet Kanada'yı seçmemin çok büyük bir etkeni de bu sokeyi oynamam ama sadece yani bu sokeyi oynuyorum ve Kanada'ya gideceğim demedim. Hani Kanada'yı seçmemin diğer sebepleri de işte eğitim olanağı, iş imkanı, vatandaşlık imkanı ya da işte çeşitlilik vesaire vesaire. Hani Kanada'yı sadece hokeyden dolayı seçmedim ama doğru söylüyor. Yani Avrupa'da ben pek okumak istemedim açıkçası. Ya çünkü ben hani Fransızca da eğitim, yani Fransızca eğitim aldım. İngilizcem benim ikinci ana dilimdi. Ve dedim ki tamam hani Kanada'da en azından Ontario eyaletinde ben İngilizce eğitimimi alırım. Ama aynı zamanda yani tabelalara baktığın zaman Fransızca yazıyor her şey. Burası nasıl Türkçe İngilizce ise. Ve hani ikisini aynı anda götürebilirim diye düşündüm. Bir de yani çok basit bir sebep olacak ama açıkçası şimdi mesela ben milli takımdaydım. O sırada beni annem aradı. Dedi ki hani Melisa Hollanda'dan kabulün geldi dedi. Çok sevindim. Gerçekten çok sevindim ama sonra bir daha aradı beni. Melisa Kanada'dan da kabulün geldi dedi ve ben ağlamaya başladım. Hani benim aslında birazcık gönlüm Kanada'daydı. Hani kanım o kadar ısınmıştı ki Kanada'ya gitmek için ve hani gidip gördüm aynı zamanda işte Toronto'yu, çok eğlenceliydi vesaire. Ya dedim ki hani Kanada, ya hissettim diyebiliriz aslında. Hani Kanada olacak dedim yani ve o oldu açıkçası. Peki, şu an aklıma geldi bu arada bu soru. 9. sınıftaki haline ne söylerdin? Melisa, bunu yap, şunu yap. Ne Ben şunu söylerdim büyük ihtimalle. Şimdi ben söylemiştim zaten hani hayatım boyunca hiçbir zaman çok çalışan bir insan olmadım. Ama aynı zamanda şu, ya da mesela şöyle söyleyebilirim. Kanada'da bir üniversiteye girmek için çok 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 çalışmanıza gerek de yok. Ya da üniversite, yani lise birincisi olmanıza gerek de yok. Hani ya da, yani her şeyin sadece eğitimle alakalı olmadığını söylemeye çalışıyorum. Ama kendime şunu da sürekli hatırlatmaya çalışıyorum. Hatta üniversiteye başlarken de kendime yeni bir sayfa, Melisa bunu yapacaksın dedim. Yani ders çalışmak için 11. ya da 12. sınıfı beklememem gerektiğini kendime söylerdim. Çünkü 9. sınıfta çalışmıyordum. Yani eğer şu an imkanım olsaydı derdim ki Melisa okey çalışmaya başla. Çünkü gerçekten çok lazım olacak. Çünkü sonra o 9 ve 10'daki konuları toparlarken yani onlar üniversitede çok lazım. Gerçekten temel dersler o kadar lazım ki yani çalışmamız lazım gerçekten. Çalışmamız lazım.
Bu arada şey, kurban kesecek misin diye bir soru geldi. 19 yaşındasın Yok, kesmiyoruz. Kesmiyorum. Kesin olarak bu sene gidemiyorsun değil mi diye biri hani yazmış. İlk dönem kesin evdesin değil mi sen? Türkiye'desin. İlk dönem kesin evdeyim. İkinci dönem için dediğim gibi dün Kanada'dan mentorumla görüşme yaptık hatta. Ona da sordum ama dediler ki bu şu an hani tartışılıyor, henüz kesin değil. Ya ikinci dönem için bilmiyorum ama ilk dönem buradayım, evet. Bir de Türkiye'de oynadığın takımları ve Kanada'da okulunda buz hokeyi takımı olup olmadığını ve içinde misin diye bir soru gelmiş. Hani buz hokeyi takımı var mı falan diye. Okey. Hani. Burada son olarak hani güncel olarak ben buz korsanlarında oynuyordum. Kanada'ya gitmeden önce yaklaşık orada bir 4 yıl kadar oynadım. Ondan önce de Boğaziçi vardı. Şimdi onun da adı değişti artık, Buz Adam oldu. Kanada'ya gittikten sonra evet, mesela benim üniversite ya yani McMaster'ı kazandıktan sonra kendime söylediğim ikinci şey, tamam Melisa sen hani üniversiteyi kazandın, artık oradaki hokey takımına girmen gerekiyor. Çünkü yani hani üniversiteyi kazandım ama nerede hokey oynayacağım? Evet var. McMaster'ın kadın hokey takımı var. Erkekler zaten orada bütün üniversitelerde var. Yani hokey takımları. Oraya gitmeden önce İstanbul'da çalıştım. Daha sonra oraya gidince çalıştım. Şimdi de o takımdayım, evet. Ya bu son 2 sezon orada oynadım. Şimdi pandemiden dolayı döndük. Umarım gidince tekrar oynayabileceğim inşallah. Hayırlısı yani bakalım. Zaten hani ben biraz şey gibi görüyorum. Daha Kanada'yı böyle Türkiye'nin futbolu Kanada'nın buz hokeyidir. Hani çünkü orası hem soğuk ülke hem buz. Yani ben öyle eşleştiriyorum. O yüzden her yerde olması çok çok olası ve tahmin edilebilir diye düşünüyorum açıkçası. Evet, doğru söylüyorsun. Başvuru dönemine bir dönelim. Başvuru döneminde sence senin bu standout faktörün neydi? Hani genelde Amerika'da olur bu ama hani Kanada'da da etkisi olduğunu görüyoruz biz sık sık. Senin standout faktörün neydi? Kısaca. Kısaca yani Şekilde. ya açıkçası hani dediğim gibi hani nasıl ya beni neden hani beni farklı kılan şeyin hani %100 ne olduğunu ya da beni onlar ben şu konuda farklıyım ve beni bu yüzden aldılar diyemiyorum. Hani herkesten dediğim gibi bir şey yakalıyorlar, bir şey görüyorlar ve hani bizi alıyorlar. Hani en kısa bunu böyle söyleyebilirim ama benim için yani bir kere bir şeyi yani bir sporu zaten bu kadar uzun bir süre istikrarlı bir şekilde yapmam bence en büyük sebeplerden, yani o faktör bence bu olabilir. Ama bunun yanında mesela yani çok basit gözüküyor. Yani 10 yıl bir sporu yapmak hani tamam 10 yıl yapmışsın. Çok gerçekten basit gözüküyor ama hani benim demeye çalıştığım şey mesela ben 12. sınıfta bir yandan Türkiye sınavına hazırlanmaya çalışıyorum. Bir yandan dershaneye gidiyorum. Bir yandan antrenmanlar, yurt içi, yurt dışı, dünya şampiyonları ve ben hani 12. sınıfta 2 kere milli takıma girmiştim. Hem 18 yaş altı hem A milli ve bunlar 1 ay sürüyor. Bir yandan da sınava hazırlanıyorsun. Yani demeye çalıştım bunların hepsi de CV'mde yazıyordu zaten. Hani her şeye rağmen hani en kısa böyle söyleyebilirim. Her şeye rağmen hani asla pes etmedim. Hani her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ve bence hokeyde yani yaptığım spor bence benim karakterimin, kişiliğimin oluşmasında inanılmaz büyük bir etkene sahip ama her anlamda. Yani bu konuda yani çok eminim, çok öyle olduğunu düşünüyorum. Hokey tamamen hani gelecekte bana çok yardımcı olacak. Hokeyde kazandığım alışkanlıklar, yani en basitinden saygı, işte düşünebilme, takım ruhu, yani ne ararsan gerçekten. Ya ben bunların değerlendirildiğini düşünüyorum. Umarım da bu şekilde olmuştur yani. Bu hokeydeki ya da genel azimimi görmüşlerdi diye düşünüyorum. Valla gerçekten hani 19 yaşında olup kadın A milli takımında olmak da çok ayrı bir şey. Zaten hiç oraya girmeyip Teşekkür ederim. çok büyük başarı. Şu an ben sorularım bittiğini düşünüyorum. Çünkü daha baktım ve genelde tekrardan soruyor işte hangi okullardan kabul aldın gibi gibi. Bunları cevapladık. Çok çok teşekkür ederim tekrardan. Hani bir kapanış yaptık ama bir daha yapıyoruz sorular bir anda gelince. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim gerçekten. Umarım çok daha yakında bunları daha güzel haberlerle taçlandırırız beraber. Bir tane soru vardı demiştin. Okula gittikten sonra tekrar bir konuşma yapalım diye. Tamam, yaparız. Tekrar Okul başladıktan sonra. bir sene daha bir okula git, bir deneyimle bir daha seninle meeting yapalım burada. Tamamdır, mutlaka. O zaman kendine çok çok iyi bak.
Sen kendine çok iyi bak. Kendine çok dikkat et, tamam mı? Umarım düşündüğün her şey olur. İnşallah. Bekliyorum haberlerini. Tamamdır. Kendine dikkat. Gelecek yayınları da bekliyorum ayrıca. Hepsini izleyeceğim. İnşallah. Bir dahaki yayınımız cumartesi günü olacak. Onu sakın kaçırma. Onu da izlemeni istiyorum. Mutlaka. O da Hollanda kabulü bu arada. Ne güzel, ne güzel. Bir Hollanda reddetmiştim. Kabul alan birisini dinleyeyim dersin belki. Bakalım. Hayırlısı olsun. Tamam. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Evet arkadaşlar, az önce söylediğimiz gibi bir sonraki yayınımız cumartesi günü olacak. Hollanda'da Tilburg Üniversitesi'nden kabul alan Ata arkadaşımızla sohbet ediyor olacağız. Bir sonraki yayını kaçırmayın. Kendinize iyi bakın.